Gazete manşetlerimizi sizlerle buluşturduk. Şimdi bir Skype bağlantımız var. Mahmut Alparslan bizlerle birlikte, kendisiyle beraber Galatasaray'ı konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın Demet, sağ ol. Hamdolsun bomba gibi. Seni sormalı, şükür. Biz de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hemen süper. Başlayalım. Birçok transfer haberi okudum az önce gazetelerde ama onun öncesinde tabii ki dün yaşanan saha dışı atışmalarla başlamak istiyorum. Ali Koç başladı, televizyona çıkalım dedi. Ardından Dursun Özbek sahada kalalım dedi. Özellikle bu atışmalarla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Ya tabii bizler spor yorumcuları, daha doğrusu futbolun içinden gelenler sahada kalmak isteriz ama maalesef bazı konularda da sahanın dışına çıkmak mecburiyetinde bırakılıyoruz veyahut da kalıyoruz. Bence sahanın içinde kalmak tabii önemli. Güzel bir söylem olmuş. Malum televizyonlara davet edilenler genelde politikacılar oluyor ama futbolda da bunlar olursa artık oralara girilmesin. İki tane güzide kulübümüzün, büyük kulübümüzün, Çınarların hakikaten bu konulardan artık biraz ayrılıp taraftarlara da daha farklı mesajlar vermesi lazım. Yani birisinden birisi şampiyon olacak, bu Galatasaray olur, bir Fener olur, Beşiktaş olur, Trabzon, Başakşehir, ne bileyim Adana Demirspor, hangisi olursa olsun ama sahanın içinde kalmak bizlere ve bütün futbol severlere daha iyi, güzel, güncel mesajlar vermek bence en mantıklısı olacak. Biraz ligin boyu kısalmaya başlayınca daha çok bu tarzdaki söylemler veyahut da daha farklı konuşmalar meydana gelecek demek. Biz sahanın içinde kalalım, en doğrusu. Peki hocam, devam edelim o zaman. Şimdi transfer olmasını beklediğimiz birçok oyuncu var ama şu an takımdaki isimlerin de geleceği oldukça merak ediliyor. Icardi ismi en çok konuşulan isim ve bonservisi alınmaya çalışıyor ama çok yüksek rakamlar olduğu için tabii biraz zora da giriyor bu transfer. Neler söylersiniz Icardi, acaba bu ihtimali görüyor musunuz aslında? Bunu merak ediyorum. Kalma ihtimali. Ya, yani şu andaki çıkan meblağlara bakarsan kalma şansı yok. Zaten bunun altında da belki biraz daha inebilirler. Bu meblağı da Avrupa'da hangi takım verebilir onu da bilemiyorum. Yani istedikleri rakam hakikaten çok yüksek bir rakam. Icardi'nin Avrupa'da elit üst seviyedeki takımlarda ne verir ne veremez bilemeyiz. Bizim ligimizde biliyorsunuz çok farklı oyuncular çok çok iyi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz büyük takımlarda ama Avrupa'nın elit liglerine geldiğiniz zaman, üst seviyedeki takımlara geldiğiniz zaman bunu şu anda hangi takım edebilir bilmiyorum. Yalnız Milan filan söylentileri var. Milan'ın istediği İbrahimovic'in ayrılacağı, Milan'ın teklifte bulunacağı gibi bir şey. Ancak oralardan olabilir. Inter, Milan, Real Madrid o taraf biraz zor olur yani. İspanya tarafına gidersen Barcelona aynı şekilde zaten yetişti yer. Ama çok büyük bir meblağ, bunu Türkiye'de hiçbir takım karşılayamam. Yani bir futbolcu bu kadar büyük bir meblağ bizim ülkemizde çok zor. Yani verilen 5 milyonlar, 6 milyonlar bile çok fazla rakamlar oldu ve ödeme zorlukları yaşadılar. Sadece bir topçudan bahsediyoruz. Bence çok büyük bir rakam. Peki hocam, Kerem Aktürkoğlu ile devam edelim. Onun da maaşına bir zam yapıldı. 20 milyon TL'ye çıktı kendisinin maaşı. Şimdi ilk başta, sezonun ilk başında aslında en çok eleştirdiğimiz isimlerden biriydi. Ama performansı, özellikle takımın motivasyonu arttıktan sonra başarıların gelmesiyle çok fazla arttı. Ve Galatasaray'da tabii ki maaşında bir zam yaptı ve oyuncunun gitmesini istemiyor. Neler söylersiniz Kerem'le ilgili? Bu tarzdaki oyuncular fazla bulamıyorsunuz, çok fazla çıkmak. Belki sahada köşede aynı tarzda oyuncu vardır ama onları da işte keşfetmek lazım, erken keşfetmek lazım. Ve tabii belli başlı bir yaptırımlar yapacaksınız, maaşlarını yükselteceksiniz. Kerim'in bu performansına gelmesinin esas ana nedeni, işte ben hep vurgulamaya çalıştım biliyorsun. Mertens'in olması, Icardi'nin olması, Oliveira'nın olması, bunların oyun tarzları biraz da Kerem'i kolektif oyuna itmeye mecbur bıraktı ve aktif olmaya başladı. Yani sadece siz gitmek de olmuyor. Biraz da çevrenizi ve yanınızı da kontrol edeceksiniz. Oyun düzeninizde olacaksınız. Kerem bir tık buraya yaklaştı. Onun için de Galatasaray kulübünün ona iyileştirmesi gayet makul. Elinden kaçırmak istemiyor. Ama çok büyük rakamlar da gelirse niye? Herkesin söylediği bir şey var. Yani her topçu satılıktır diye. Yeter ki gelişik fiyatı bilmek lazım. Bence doğru bir yol seçiyorlar böyle topçularda. Biraz iyileştirme yapılması gerekiyor. Evet.
Takımdaki oyunculardan bir de Sacha Boy'u konuşalım isterseniz. Dün de aslında bütün gazetelerde onunla ilgili övgü dolu sözler vardı. Ve Sporting Lisbon'un Sacha Boy transferinde oldukça ısrarcı olduğu gözüküyor. Yine Kerem gibi onun da baştaki performansı biraz eleştirilmişti ama oldukça iyi gidiyor ve Avrupa listelerine de girdiği söylenenler arasında. Önemli olan onun nereye gideceği falan değil. Bu tarzdaki oyuncuları bu cüzi miktarda bulup takıma kazandırmak. Bu bir başarıdır. Yapılan bir başarıdır. Keşfedilmiştir, bulunmuştur, getirmiştir. Yani yüksek meblağlar, her yüksek meblağ size fazla bir sonuç getirmiyor. Fakat böyle topçuları da bulduğunuz zaman kulübünüzün kârı oluyor. Şimdi tabii Sporting Lisbon'da o kadar çok parayı çıkar mı çıkmaz mı onu bilemem. Yani şöyle bir bakarsınız tarihine Sporting Lisbon daha çok genç oyuncuları bulup ve çok da fazla yüksek meblağlar transfer yapan bir takım değil. Pek nadir olur. Evet, Sacha Boey bu sezon çok başarılı. İşte Kerem de nasıl bahsettiysek onun da tecrübeli oyuncularla oynaması Sacha'yı daha yukarı taşıdı ve oyun kültüründe biraz farklar olur. Tamam, defansif yönleri onu kapatırlar. Yaş ilerledikçe pozisyonların öğrendiğiniz müddetçe kendinizde de tecrübeleniyorsunuz. Ne zaman çıkacağınızı, ne zaman hamle yapacağınızı bunlar zamanla gelecek bir şeyler ama bence şu anda Galatasaray'da 2-3 tane oyuncu varsa bunların bir tanesi de Sacha Boey. Önemli olan gelecek teklifin rakamı çok önemli. Tabii kulüpler buna bakarlar. Futbolcu her zaman bulursunuz ama rakam da çok önemli tabii. Demek. Peki hocam, stoper transferine geçelim. Birçok isim aslında gündeme çıkıyor. Bugün özellikle dün de Cenk Özkaçar ismini çok fazla duyduk. Şu anda Valencia'da kiralık olarak forma giyiyor ama bonservisi Lyon'un elinde ve 5 milyon euro gelir bekliyor eğer verirlerse Lyon. Peki neler söylersiniz Cenk ile ilgili? Galatasaray'a gelme ihtimali var mı, olur mu? Olabilir, niye olmasın? Tabii. Burada Eray ile birlikte oynuyorlar. Genç bir oyuncu, 2000'li yanılmıyorsam. Bunlar da boşu boşuna yatırım yapmıyorlar ve Valencia'da da oynatıyor. İşte Kral Kupası'nda oynuyorlar, ne bileyim, lig maçında oynuyorlar. Eray daha fazla süre alıyor. O biraz daha tecrübeli ondan Cenk Özkaçar'ın ama yani tecrübeli bir oyuncu. Milli takımımızın kadrosuna da girdi ve geleceği fazla olan bir oyuncu. Bilemiyorum yani 5 milyon yatırım yapılır mı? Bu tarzdaki oyuncular belki 3 aşağı 5 yukarı konuşup alabilirsiniz. Önemli olan geldikten sonra sizin onu ne katacağınız önemli. O seviyeye gelmiş bir oyuncu, İspanya'da Valencia gibi bir takım oynayan bir oyuncu. Ve Galatasaray'da zaten haydi haydi oynar veyahut da diğer Türk takımlarımızda. Ama tabii meblağlar önemli. Lyon'da onu 5 milyon yazıyorsa orada belki 2-3 alırsınız. Belki 4 alırsınız ama çok aşağı ineceğini tahmin etmiyorum. O rakam eğer Valencia'da tutturursa Valencia zaten bu rakamları üzerinde veren bir kulüp. Ama tabii elinizi çabuk tutmanız lazım. Önceden anlaşmanız lazım. Geleceği değil de demeyelim de yani zaten yavaş yavaş gelmeye başlamış. Bu alabilecekseniz hemen alacaksınız bu tarzdaki oyuncuları ve yatırımınızı bir an evvel yapmanız lazım. Çünkü o mevkide hem Türk oyuncu konumunda hem de artık o ligde oynayan oyuncu İspanya'nın atıyorum 4 tane 5 tane elit takımından bir tanesinde oynuyor. Valencia'da oynuyor. Bence faydalı bir transfer olur diye düşünüyorum Galatasaray için. Peki orta saha içinde yine Amir Hadzi Ahmetoviç iddiası yine Galatasaray için gündemde. Aslında yaklaşık 4-5 gün önce Beşiktaş için anıyorduk bu ismi ama Galatasaray bu görüşmelerde, bu transferde ısrarcı gözüküyor. Ve tabii onlar da Konyaspor'da böyle bir tarzdaki bir oyuncunun ekonomik olarak onlar da kendi kasasına gireceği paraya bakarlar. Ya da işte 20 bir miktar para futbolcu takası bunlar da olabilir. Yani ligimizde gördük genç bir oyuncu başarılı mı bilhassa geçen sezonun ikinci dönemi ve bu sezonun başlarından beri takımın değişmezliğine ve faydalı bir oyuncu. Ama tabii bizim ligimizden söz ediyoruz. Buradaki de tabii Galatasaray'ın perspektifine biraz bakarsanız oynadığı futbol, Türkiye Ligi'ndeki oynadığı futbol, oyun düzeni biraz daha farklılıklar getiriyor. Burada da adaptasyon önemli. Geldikten sonra o potansiyel olan bir oyuncu. Bu Galatasaray'da da olur, Beşiktaş'ta olur, büyük takımların hepsinde olabilecek bir kapasitede bir oyuncu. Önemli olan işte her zamanki gibi ekonomik şartlar. Çünkü böyle takımlarımız, Konyaspor gibi ne bileyim farklı takımlarımız, bu tarz bir oyuncuyu yakaladığı zaman bir iki tane meblağlar yüksek oluyor. Artık iki kulübün arasında geçecekmiş ama ben
elindeki potansiyele bakarsın, şu andaki Galatasaray'ın orta sahadaki kadrosuna bakarsınız, ofansif ve defansif yönü güzel, iyi oynayan bir oyuncudan söz ediyoruz. Daha da elindeki oyuncularla Galatasaray'ın, şu andaki elindeki oyuncular yeni sezonda kaldığı zaman daha da farklı bir Evet. oyun sergileyebilir. Potansiyeli olan bir oyuncu tabii en son nihai karar Galatasaray Kulübü'nü ve teknik direktörünü vereceği nihai karar olur. Ama bizim elit takımlarımızın hepsinde başarılı bir oyuncu sergileyeceğini düşünüyorum ben. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Rica Size iyi ederim, günler ve rica iyi ederim. haftalar. Bir mukavele, bir mukavele. İyi yayınlar, selamlar. Mahmut Alparslan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber Galatasaray'ın transfer gündemini konuştuk ve devam ediyoruz haberlerimizle. Beşiktaş'ta 3. dönemi başlayan Bensint Aboubakar basın toplantısı düzenledi. Kamerunlu futbolcu siyah beyazlı takımdan ayrılmadan önce neden oynamadığını da açıkladı.